Aynen öyle. Sen. Soru şu. Bugün de filmimizin vizyon günü, yani sinemaya çıktığı gün. Yine birlikteyiz. Yine Trabzon'dayız. Tabii dünyanın içinden geçtiği acı bir süreç var. Mazlumların katledildiği kötü günler yaşıyoruz. Bunlara bir sanatçı, bir mizahçı olarak tepki vermemek, duyarsız kalmak mümkün değil. Bu sebeple dün yapmayı planladığımız Trabzon'daki galamızı iptal ettik. Seyircimize bol kahkaha vaat ediyorduk ama bu zamanlarda bir tebessüm dahi yaptırabilirsek ne ala diye umut ediyoruz. Umarım dünyadaki savaşlar bir an evvel biter. Bütün ekibim adına bunu söylüyorum. Mazlumların katledilmesi bir an evvel son bulur. Yurtta sulh, cihanda sulh yaşadığımız günlere geri döneriz. Çok keyifli bir film hazırladık. Özellikle Trabzon halkının çok seveceği, beğeneceği bir konu işledik. Trabzon Çaykara'da ve Trabzon merkezde çekimlerimizi tamamladık. Bir Trabzonlunun gurur duyacağı, heyecan duyacağı bir film olduğunu düşünüyorum. Çok profesyonel bir ekip, çok profesyonel oyuncularla güzel bir sinematografik eser ortaya koyduk. Umarım bu kötü günler bir an evvel geçer. Halkımız da eski mutlu olduğu günlerde sinemaya ilgi gösterir ve filmimizi izler diye umut ediyoruz. Gündemi, Trabzonspor gündemi üzerine kurduk filmin reklamlarını ama müthiş bir kadın hikayesi var filmin içerisinde. Kadınların çocukları için yaptıkları fedakarlıklar ve köyde yaşayan erkeklerin Fenerbahçeli bile olsa bir hocaya karşı verdikleri refleksleri değiştirdikleri bir müthiş bir dönüşüm hikayesi anlatıyoruz. Özellikle öğretmenin de çocukları eğitmek için yaptığı büyük fedakarlıklar üzerinden filmin temasını kurduk. Hem mizah yönü çok güçlü, hem dramatik kurguları çok güçlü bir film izleyecekler. Yani sadece bir Trabzonspor, Fenerbahçe, bir erkek egemen bir spor filmi gibi düşünmeyin. Gerçekten ciddi bir kadın hikayesi, kadın temelli bir hikayenin de içerisinde bulunduğu bir proje oldu. Binlerce masum, özellikle çocukları öne çıkaracağım burada. Çocukların öldüğü bir şeye, katliama lanet okurken bu sevincimizi de çaldığı için ayrıca iki kez kahrediyorum İsrail'i hakikaten. 7'den 77'ye bütün Trabzonlu dostlarımızı, arkadaşlarımızı filme davet ediyoruz. Hem bizim yanımızda olsunlar hem de çok keyif alacakları bir film seyretsinler. Karadeniz'in güzel ortamlarında film çektik. Güzel doğasında. Çok güzel kareler var filmde. İnşallah seyircimiz gelir. Bizim yaşadığımız bu zevki onlar da sinema salonlarında paylaşırlar. Zaten çok yetenekli arkadaşlarım var filmde. Filmin içindeki o Fenerbahçe Trabzonspor'un tatlı atışması ilginizi çekecek diye düşünüyorum. Trabzon mizahını, Trabzonspor mizahının sinema perdesinde olması bence çok değerli. Yılmaz abi zaten bunun öncüsü. Sadece Karadeniz, Trabzon değil, herkese hitap eden bir film oldu. Tabii ki bu zamanlar zor zamanlar ama gülmek, ağlamak eşittir. Moral bulmak için de bence seyircilerin, halkın bence sinemalara gitmesi, bu filmi izlemesi gerektiğini düşünüyorum.